Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel böyle gül pembesi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizinle bugün çok kolay bir örnek paylaşacağım. Gerçekten hiçbir yöntem bilmiyorum, çok acemiyim diyen arkadaşlar bile bu modeli kolaylıkla yapabilecek. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığ battığımı göstereyim. Siz de benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim bütün püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirsiniz. İki renk kullanarak devam edeceğim bu modelde. Bir tanesi yazmamla aynı renk tonunda. Oyalı markanın ipi arkadaşlar. Oyalı'nın 687 numarası. Bir de krem rengi kullanacağım yanında. Krem rengi ipim de Altın Başak. En çok tercih ettiğim krem renginden Altın Başak 911 numara. Bu modeli yaparken 22 numarada bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Modelim ana renk olarak yazmamın kendi renginden gül rengi düşünüyorum. Üstünde de inşallah krem rengiyle devam edeceğim. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Modelim için ilk önce ilmeğimi oluşturuyorum. Gerçekten çok hoş, güzel bir model. Zor da değil, kolay da bir model. İlmeğimi oluşturdum. Geliyorum. Şöyle tığ battımın altından gireceğim. Tam köşeden değil, biraz daha iç kısmından başladım. Tığlamamı da şöyle yakından göstermiş olayım. Geliyorum arkadaşlar. Tığ battımın altından girdim. 2, 2 çıktım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. Sıradaki tığ battıya girdim. 2, 2 çıktım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yine bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Şöyle trabzan dizisi yapıyorum. Aralarda ikişer zincir çekerek. Yine aynı şekilde şöyle bir daha göstereyim arkadaşlar. İki tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. Yine aynı şekilde ikişer zincirle. İki zincir çekerek gittiğimizde iki zincirle de tığladığım için herhangi bir şekilde dar gelmeye, marullanma durumu olmaz. Böyle yazmamızın kenarını bir tur dolanmak gerekiyor. Ben biraz arttırayım hızlı bir şekilde. Çünkü üstüne model kuracağız. Modelimiz bu şekilde kısacık yaparsak eğer hiç fark edilmeyecektir. Hemen iki zincir bir trabzan şeklinde yapıyoruz. Bu rengi çok seviyorum yazmanın. Model ne olursa olsun çok güzel gösteren bir renk. Sipariş yaptığım dönemlerde bu renk hemen biterdi. Elimde olan bu renk yazmalar. İkişer zincir çekerek. Ben bunu biraz arttırayım arkadaşlar. Şöyle yaptığım kısmı göstereyim. İkişer zincir çekerek yazmamın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyorum. Bunu hemen çoğaltayım ben. Üzerine iki sıra daha yapacağımız için üstteki sıralara geçelim. Ben oyama yapacak kadar alt kısmını biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi yazmamızın kenarına bir tur dolanıyoruz. Şimdi üst kısmına geçelim. Bu ikinci sıram olacak. Bir sıram daha var. İlmeğimi oluşturuyorum. Yine krem rengi ipimle ikinci sırada. Burada geldim arkadaşlar. Şu ilk kutucuğumdan giriyorum. Bitirdiğimiz zaman zaten böyle dolanarak bitirdiğimizde bu ilk kutucuk diye bir durum olmuyor. Benimki şu anda tam dolanmadığım için bu şekilde. Geldim birinci kutucuğumdan, iki zincirimin altından şöyle sık iğne yaparak girdim. Şöyle göstereyim. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki, bir kutucuk boş bırakıp ondan bir sonrakine giriyorum. 4 tane zincir çektim geçmek için. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı kutucuğa dönüyorum. Şöyle oldu. 4 zincirle atladım. Atladığım kutucuğun içine de 5 zincirle bir kirpik yaptım. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane kutu atlıyorum. İkinciye giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri geldim. Aynı kutuya tutturdum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kutucuk atlıyorum. İkinciden giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Aynı kutuya tutturuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kutucuk atlıyorum. Sık iğne ile tutturuyorum sıradaki kutucuğa. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar dönüyorum. Yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kutu boş bırakıyorum. İkinciden giriyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üstüne aynı yuvaya tekrar döndüm.
1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bir kutu boş bırakıyorum. İkinci kutudan girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yuvadayım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir tane kutu atlatıyorum. İkinciden giriyorum. 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya dönüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki kutudan. Yine 5 zincir çektim. Aynı kutudan. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bir yaptığımız kısmı göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü oluyor. İkinci satırı bu şekilde. Ben bunu hızlı bir şekilde tamamlayayım. Daha bir de bunun üçüncüsü var. Üçüncüyü de beraber yapalım. İkinci sırayı da ben gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi en üst kısmının yapılışını göstereceğim. Bu sırayı da dolandığımızda güzel değişik bir sıralı oya modeli oluyor. Hanımların çok sevdiği bir sıralı modellerden biri olacak. Yine gül pembesi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi buralarda 4 zincir çekerek oluşturduğum boşluktan giriyorum. Bu şekilde. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. 2, 2 çıktım. Bir defa yine doluyorum. Yine 2, 2 çıktım. 2 oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. İkinci yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. Şöyle küçük yapraklıklar oluyor arkadaşlar. Geçerken de 1, 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki 4 zincirimin altından giriyorum. Önde bu şekilde küçük tomurcuklar kalıyor. Yine bir tane zincir çekerek başlıyorum. Bir doluyorum. 2, 2 çıktım. Bir doluyorum. 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım ikinci trabzanımın önünden sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar dönüyorum. Sık iğne yaparak. Üstüne de 1, 2 zincir çektim. Şu altta yaptığım tomurcuğumun arkasından bir sonrakine giriyorum. Yine 1 zincir, bir defa doladım. 1, 2 defa da çıkıyorum. Yine 1, 2 defa da çıkıyorum. Üstüne 5 tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Ve 1, 2, 3 zincirle tekrar yuvaya dönüyorum. Şöyle göstereyim olan kısmı arkadaşlar. Yine 1, 2 zincir çektim. Tomurcuğumun arkasından arkada kalan 4 zincire sık iğne ile giriyorum. 1 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Yine bir defa doladım. Yine 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya tutturuyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yaptığım tomurcuğun arkasından 4 zincirimin altından giriyorum. 2 zincir çektim tekrar. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Üstüne de 1, 2, 3 zincir çekiyorum tekrar. Aynı yuvaya tutturuyorum. Yine 2 zincirle yaptığım tomurcuğumun arkasından diğer 4 zincirime geçiyorum. Ben bunu hızlıca tamamlayayım arkadaşlar. Anlaşıldı diye düşünüyorum. 5 kez tekrar etmişiz yaprağın yapılışını. Hemen tamamlayıp dönelim. Ben oyamın üst kısmını da hızlı bir şekilde tamamladım. Ütüyle hafifçe de düzelttim. Çok güzel. Ben bu işleri hiç bilmiyorum. Çok acemiyim diyen arkadaşlar için bile çok uygun bir model oldu. Ben zaten bu tür küçük ince oyaları çok seviyorum. 3 sırada bitmesine rağmen gayet güzel, narin bir oya oldu. Oyamı beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Hem bu oyamın hem de şimdiye kadarki bütün örneklerimi, yakın plan fotoğraflarını Instagram'da oyalım sayfamda bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip ederek bu yakın plan fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.
Oyandım.net internet sistemi de ziyaret ederek hem benim hem de diğer arkadaşların güzel çalışmalarından paylaşımlarım var. Onları görebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Böylece her gün yayınladığım videoları kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde sağlıkla kullansın.